Arkadaşlar herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu ufaklıklar bayağı güzel otluyorlar. Merada otlayan hayvan her zaman içeride daha iyi gelişir arkadaşlar. Şimdi genelde bu tarz hayvanları alıp besiye koyduğun zaman içeride besli, yani danayken içeride hiç dışarı çıkmamış hayvana göre 2 kat daha iyi gelişiyor. Bunlar daha iştahlı oluyorlar arkadaşlar. Diğer hayvan sürekli içeride yediği için bir hayvanda bir bıkkınlık oluşuyor. Bunlar kadar fazla yem tüketemiyorlar. İnekleri sabah şu karşı dağın arkasında bıraktım arkadaşlar. Veli abi de oradaydı. Bizim köyün hayvanlarını otlatan abi. Ona karşı onunla birlikte buraya yukarı geliyorlar. Şimdi birazdan danaları buraya aşağı bırakacağım. Köye gidecekler. Akşamdan akşama yem veriyoruz. Saati geldi mi zaten istesen de burada durduramıyorsun arkadaşlar. Kaçıyorlar. Köye gidiyorlar. Ondan sonra inekleri alıp gideceğim. Bunlar ineklerden daha akıllı otluyorlar. İnekler biraz kaçıyorlar arkadaşlar. Beş herif. Bunlar tosun olacaklar. Bahar'ın burada inekleri vay ki kovalarlar. İnekleri bazen işte böyle sahipsiz bırakınca bana soruyorlar, ineklere kurt saldırmıyor mu diye arkadaşlar. Kurt saldırır ama arkadaşlar, yani öyle yani hesapsız hayvanları sahipsiz bırakmıyoruz. Dediğim gibi bugün burada çobanlar vardı. Ve çobanların olduğu yöne doğru vuruyorum hiç yanına gitmeyeceksem. Bir de kurt akıllı hayvan arkadaşlar, kaybedeceği hiçbir mücadeleye girmiyor. İneği öldürecekse yemek isteyecektir. İnek de büyük bir hayvan. Onu zapt etmek de kolay değil. Yani mesela bu danaları sahipsiz bırakmıyoruz çünkü bunları 5 dakika içerisinde yaralayıp yiyebilir. Ama ineklerde bayağı bir efor sarf etmesi lazım. Onu bildiği için yakında bir köpek olsa, bir insan olsa, yani bir şey olmuş olsa kurt ineğe saldırmaktan vazgeçer arkadaşlar. Çünkü hayvan biliyor ki onunla bayağı bir mücadele edecek, uğraşacak. Sonuçta yiyemedikten sonra
O işe de yanaşmıyor. O yüzden yanında ufak bir zağar köpek doğulmuş olsa, bir tane adam doğulmuş olsa uzağında bir yerde. Çünkü ineği tuttuğu zaman inek böğürüyor arkadaşlar. O yüzden yanaşmıyor. Dediğimiz gibi inekleri o yüzden başıboş bırakıyoruz ama danaları bırakmıyoruz. Bir de ineklerde şöyle bir şey var. İnekler kan kokusunu aldığı zaman arkadaşlar köpekten daha saldırgan oluyorlar. Yani diğer inekler kurda saldırır, bırakmazlar, boğsun. Geçen yıl şu karşı çukurda iki tane danayı kurt yemişti arkadaşlar. İşte bunların boyutlarındaydı. Mesela köyde köpeklerin hiçbiri kokuyu alıp şeye gitmedi. Leşe gitmedi. Ben akşamüstü geldim, inekleri burada karşıladım. İnekleri otlatıyorum. Yani orada leşi gördüm ben. Sabah ineklerine sahipsiz vurmuştuk böyle. İnekler burada leşin kokusunu aldı arkadaşlar. Otlamadan direkt o çukura gittiler. O dananın olduğu yerde böyle deli gibi böğürüyorlar. Sağa sola koşuyorlar. Birbirine vuruyorlar. Yani orada kurt olmuş olsa kurdu önüne katıp kovalayacaklar. Bu ineklerde yani bütün hayvanlar, büyükbaş hayvanlar bu şeyi yapıyor. Özellikle ilkbahar ayında kurt denk geldiği zaman arkadaşlar köpek gibi sürüyor. Ona çok böyle denk geldim. Özellikle kısır olan hayvanlar, işte üçlük düge deriz veya kısır inek deriz. Onlar daha güçlü, daha keyifli olduğu için onun önüne denk düşerse bildiğiniz yani köpeğin kurdu kovalaması gibi kovalıyor. Kurdun ineğe zarar vermesi için işte genelde bu aylarda yağışlı olursa arkadaşlar dere kenarında denk getirirse o zaman saldırıyor. Diğer türlü kolay kolay ineğe yanaşmıyor. Büyükbaş hayvana yanaşmıyor. Sadece riskli olanlar işte bu yavrular, danalar arkadaşlar. Ona da sabah bir arkadaş yazmıştı. Açıklık getireyim istedim. Yani sahipsiz o yüzden bırakıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.